Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde, daha doğrusu iki ders önce, başka bir dosyaya nasıl veri kaydedilir onu gördük. En son dersimizde de, bir önceki dersimizde, arkadaşlar şuradaki bir A harfini koyarak W harfinin yerine mesajların nasıl ardı ardına aynı dosyaya yazdırıldığını gördük. Hiçbir mesajı kaybetmeden. Şimdi de bu mesajları nasıl ekrana yazdıracağız? Onu göreceğiz. Index PHP'mize geldik arkadaşlar. Burada bir PHP taglarımızı açalım artık. Ben Index PHP'de bu mesaj kutusunun altında gözükmesini istiyorum mesajların. Şimdi PHP taglarını açtık. Şu kısmı alıyorum, kopyalıyorum. Ve şunu silelim. Şunları da silelim. Dosya mesaj database dosyasını aldı. Bağlantımızı açtık fopen'la. Bu sefer A harfi değil de, çünkü yazdırma işlemi değil, okutma işlemi yapacağız. İngilizce'de okuma read, onun baş harfi olan R'yi yazdık buraya. Bu sefer dosya açılamadı değil de, mesela herhangi bir hata olursa dosya okunamadı şeklinde hata versin. Şimdi arkadaşlar, burada ne olacak? Bir döngü oluşturmamız lazım. Neden? Çünkü ben bir veri kaydettim. Her seferinde döngü, bir sonraki veriyi ekrana yazdırması için bir döngü kurmamız lazım. Burada while döngüsünü kuralım mesela. Arkadaşlar, işte bu while döngüsünün içine komutumuzu yazalım. Burada yeni iki komut göreceğiz. Bu eof komutlarını ASP'de görmüştük. Burada da file eof, yani end of file. File end of file, dosyanın sonu. Yani şimdi bu da değilse işaretliydi. Bu işlemcilerin anlamlarını görmüştük PHP derslerimizde daha önceki. Dosyanın sonuna gelmediyse arkadaşlar, bu süslü parantezin içindeki komutları işle. Eğer dosyanın sonuna geldiyse ne demek? Fclose'u kapat. Yani parantezin dışına çık, connection'ı kapat. Ne demekmiş arkadaşlar? Değilse işareti, file end of file, dosyanın sonuna gelmediyse, yani dosyanın içindeki yazıları okumaya başlıyor. Dosyanın sonuna gelmediği sürece bu süslü parantez içindeki verileri okuyacak. Burada ekrana yazdırma komutunu vereceğiz. Ve dosyanın sonuna geldiğinde ve en son veriye geldiğinde bu süslü parantezlerden dışarı çıkacak ve bağlantıyı kapatacak. Şimdi burada ne dedik? Yazdıracağız, komut yazacağız. Burada bir değişken oluşturalım. Mesela yazdır şeklinde ekrana yazdırılması için. Bu değişkenimize burada yeni bir komut vereceğiz. F get, yani get almak demek. File get, dosyayı al. Ve bunun içine connection'ı yazacağız. Virgül koyacağız. 1024'ü yazacağız. Ve echo ile yazdırı ekrana yazdır şeklinde komutumuzu vereceğiz. CTRL ile kaydedelim. Hemen lokal host'umuzu çağıralım. PHP derslerinden. Şimdi arkadaşlar, veri gönderdik. Mesajınız alınmıştır dedi. Ekrana yazdırmadı. Hemen kodumuzu kontrol edelim. Hemen kodumuza bakalım. Dosya, connection, while, end of file. Evet. Hatamız, dedik ki file end of file, dosyanın sonuna gelene kadar bu süslü parantez içindeki komutları yapacak. İyi de kardeşim, burada çift parantez içinde ben hangi dosyayı, hangi değişkeni kontrol edeceğini yazmazsam bu komut nasıl kontrol edecek? Bu connection değişkenini kontrol edecek. Connection değişkenine verinin sonuna geldiği zaman, bu dosya değişkeninin sonuna geldiği zaman sonlanacak. Şimdi tekrar gelelim. Yenile diyelim. Gördüğünüz gibi yenile dediğimde otomatikman komut çalıştığı için şu anda database'in içinde olanları ekrana yazdırdı. A'ları gönderelim. Mesaj alınmıştır. Yeni bir şey yollayalım.
mesajları bu şekilde iletiyor. Arkadaşlar bu file gets yerine file read yazsak, CTRL ile kaydedelim. Aynı işlem karşımıza gelecek. Yani yenile diyelim. Gördüğünüz gibi yazdığımız mesajlar karşımıza geliyor. Biz hiç boşluksuz mesaj yazdığımız için enter'sız bu şekilde hep sağa devam etti. Gördüğünüz gibi mesajlar karşımıza geliyor. Yani read ve fget aynı işleme yarayan komutlar. Burada yeni gördüğümüz komutlar ne arkadaşlar? End of file, fend of file ve fget. Bu döngüde tekrar hatırlatalım. Dosyanın son verisine gelene kadar kontrol yapmamı sağlayan bir döngü bu. Bu değilse işareti, yani dosyanın sonuna gelmediyse, dosyanın sonu değilse şeklinde bir anlam veriyoruz. Dosyanın sonunda son veri gelmeyene gelene kadar bu komutu yaptırıyor. Son dosyanın sonuna gelince while döngüsünden çıkıyor ve bağlantıyı kapatıyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu verileri nasıl ekrana yazdırılacağını gördük. Tabii burada size göstermek istediğim komutlar, tasarım konusunda size bir şeyler göstermeye kalkarsam derslerin süresi uzun olacağı için burada sadece ekrana yazdırılmasını gördük. Biraz tabii veriler sağa sola uzadı, aşağı indi filan. O tasarımla düzeltilebilir. Ancak burada size anlatmak istediğim komutların çalışma şekli. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.